Yani gerçekten İnci Hanım'a çok böyle ya ızgaracı ızgaracı demeyin dedik ama Evet. harbiden yani ızgaracı çıktınız ya, Ocak böyle şey başındayız yok. Şu anda. Ya şöyle, Izgara, çorba nasıl olmaz ya? Şöyle, kuru 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 şimdi kuru. Herkes çorbayla başlıyor menüsüne. Geçen hafta da ondan önceki hafta da sürekli çorba gördüm. Ama bıktık vallahi. Evet, çorbadan bıktık. Bıkmadınız çorbadan. Evinizde için çorbanız. Ezme ile başlamış. Ezme ile başlamış dedim. Daha zengin bir tabak olabilir. Güzel çorbayı sizin gününüzde içelim Batuhan Bey. Şimdi güzel çorba içemedik başka, bir çorba içemedik başka. Çorbalar içtik ama güzel değildi diyor. Güzel Batu. Değildi bence. Benim alamadı çorbalardan. Alamadım. Siz hiçbir şeyden benim alamadınız ki Allah aşkına. Şekerinizi, biberonunuzu da getirdiniz. Güzel yapın da yiyelim de benim yok, alalım. Güzel yani. Yapıldı, yapıldı merak Hayır, etmeyin. Canım, siz bir tatlı bile yok. Yapamadınız. Çocukların yok, yaptığı bir tatlı bile yapamadınız. Merak etmeyin ama gerçekten Hakkı Yenen çorbalarda önümüze, var. Önümüze çiğ börek vardı. Getirdiniz ya. Önümüze çiğ börek çiğ getirdiniz. Çiğ börek evet çiğ börek. Çiğ börek olsaydı belki ona falan verirdim. Ben bu aralar çok Çin'e ve Japonya'ya özendiğim için farklı bir reaksiyon siz o zaman bir Japonya'ya yollayalım. Siz Japonya'da çiğ börek yapmaya devam edin. Japonya'ya yollamanıza gerek yok. Ben şu an Tayland gerçekten böyle şeye benzeyen bir Çinli birisini görüyorum. Sizden de feyiz aldım aslında. Size özellikle masanıza çiğ bir şey vermek istedim. Bilmiyorum öyle oldu işte. O yaptığınız saygısızlıktı başka bir şey saygısızlık değil. Saygısızlık değil de ben, onu ben kabul o yemeği ettim misafirlerimin ama. Önüne koymazdım. Ben onu kabul ettim. Olur mu öyle şey? Koymazdım. Ben hayır asla. Ben mağduriyetsin. En azından savunmadım. En azından kurban. Şöyle söyleyeyim. Aa İnci Hanım gibi benim her şeyim sütlacım şuydu buydu falan deyip de kötü olmuş bir şeyin arkasında durmadım. Dedim ki çok özür dilerim. Mahcup ettim kötü kendimi. Kötü olmamıştı. Hiç olmamıştı. Kötü olsa belki kabul ederdim. Hiç olmamıştı değil. Hiç olmamıştı. Çiğ ürün geldi önümüze. Batuhan Bey, çiğ pişmemiş böreğe siz 4 puan verdiniz. Ben böreğe benim puan vermedim. Yok. Ben böreğe puan vermedim. Fark etmiyor. Menünün genelinin boş olduğuna da baktığımda. Elma ile armut karıştırmayın. Bir kere beni yandı. Dinleyin birbirinizi. Ben hepsini yanmadan, yakmadan, eksik menüsüz tam olarak çıkardım. Aynı şekilde ben hepsini de çıkardım. Bakın bizim normalde formatımızda ne var? Çiğ olmayacak, öyle yanlış bir şey olmayacak. 3 puanlık menüye biz Tuğba Hanım'a hepimiz 4'er puan verdik. Şimdi şöyle yani şöyle bir durum var eksik. Benim menümle siz Tuğba Hanım'ın menüsünü aynı yere koydunuz. Bir şey diyeyim mi? Şu vicdanla sizin nasıl menünüzü? Durabiliyorsunuz? Kayıp, nasıl evet. Durabiliyorsunuz yan yana koyamazsınız. Çiğ börek, çiğ yufka hazır yufka fırında bu pişirilemedi. Ay sizinkiler neydi lütfen. Allah aşkına kabağı pişmişti. Böyle Allah aşkına kabak salatası dediniz. Elmayla maydanoz. Ya biz bir kaotik bir güzel. Kaotik bir şey yaşadık. Kaotik, bir şey yemedik kaotik, ki. Kaotik. Çok kaotik. Sebze. Kupkuru yemek. Bu şekilde yorum yapıyorsunuz ama siz de 4 verdiniz. O zaman hiç vermeseydiniz 3 verseydiniz. Şunu demek istiyorum benim açımdan beni pazartesi günü değerlendirip 4 puan verdiği için çünkü benim beğendiğim yok. Bir şey vardı. Bakın. Ona verdim ben puanımı. Sizde beğendiğim bir şey vardı. Ona verdim. Siz hem beğenip sonra yorum yaptıktan sonra beğenmediğinizi söylüyorsunuz. İnanılmaz kendi içinizde çelişiyorsunuz. Ben beğenmedim anlayamadım demiyorum. Ben diyorum İnci Hanım. Ki Batuhan Bey vicdanen rahat mısınız? Çok rahatım. O gün eve gittim. Rahatsız olmalısın. O gün eve gittim. Pişmemiş. O gün eve gittim. Hiçbir ürünüm yok. Tam çıkarmışım. Anında uyudum. O kadar yufka, rahat uyudum hazır ki. Yufka, mışıl mışıl hamur. Uyumuşum. Yazıklar mışıl mışıl olsun. Uyudum. Size menü yazıklar olsun. Nasıl böyle bir şey? Soru mu yöneltiyorsunuz? Yorum mu yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Şimdi bırakın rahat uyudunuz mu? Vicdanınız yedi mi? Verdi öyle yazıklar olsun. Bırak rahat mı? Vicdanı rahat mı? Rahat uyumuş mu? Çok anlatsın ya. Aa, uyudun mu? Çok güzel uyudum. Hiçbir pişmanlığın yok, yok mu? Yok eve adımımı attım. Evet. Biraz otururum diye düşünüyordum. Evet. Şöyle koltuğa kafamı koydum gibi uyumuşum. Gitmişim o kadar rahat uyudum. Bayılıyorum böyle bir anda her yerde uyuyan insanlara seviyorum istediği gibi. Dostum. Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Zeynep sana kaç puan verdiler? Bana... 6 verdi. 6 verdi, 7 verdi, 5 verdi. Yakup? Yakup da 6 verdi. Yakup da 6 verdi. Peki sen 5 verdin. Gene en düşük puan senden verdim. Gelmiş. Evet. Diğer hanımlara 4'er puan verdin. Peki dün işte ya da evvelki gün hiçbir şey beğenmedin, etmedin. Şimdi arada bir puan mı fark olmalıydı Zeynep'in yemekte? Çünkü neyden bahsediyorsunuz? Pişmemiş börek diyorsun. Evet. Pişmemiş evet. Bilmem ne diyorsun. Şimdi evet belki yemeğini bulamaç gibi bulmuş olabilirsin. Bir karışıklık olmuş olabilir. Ama aradaki puan 1 miydi Batu? Sadece Zuhal şöyle oldu. Ben zaten 6 yazmıştım.
Tamam değiştirdim işte. Hatta sonra. Ama bak oradan bir pişmanlığın olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü yani, 6 ile yani en azından 2 puan hiçbir şey beğenmedin ya onun için evet, söylüyorum. Şanssızlığı şey oldu. İkinci gün yarışması oldu. Niye? Çünkü Tuğba Hanım'ı görseydik menüsünü yeseydik ondan önce. Ama yani. Şimdi görmediğin için zaten ondan dolayı ben hep ileriyi de düşünerek kendi evet, gününüzü de düşünerek. Benim sürekli uyarıyorum. Bir de evet. Bir puanı bir kere kullanma hakkınız yok ki. Ver evet, oraya 6 evet, daha evet. İyisi olursa 7. Evet. Daha kötü olursa 4. Yani şunu evet. Demeye evet. Getiriyorum aslında. Çok da uzatmayacağım. Şimdi bir şeyi de düşünün. Hiçbir şey olmamış, tabii. Yiyemediğiniz insanların menüleri de olacaktır. Evet. Onu düşünerek en azından bir iki yemeğini beğendiğiniz insanlara bir tık yüksek puan verin ki hak geçmesin yani. Zaten yüksek değil. Neyse oldu bir kere maalesef. Ya verebilirdim. Verseydin evet. Keşke. Oradan pişman olabilirsiniz. Ya bu gece rahat uyumayın. Yok ama benim. Hiç olmamış tatlılar vardı. Evet. Sütlaç olmamıştı. Dünkü Magnolia hiç olmamıştı. Burada olmuş bir tatlı vardı. Kalktın kadına aman onun pastacı kremasını toz kullandın diye. Mesela o tatlının hakkı en az evet. 2 olmalıydı. Birkaç evet. Yemekte hak yedin o bir gerçek. Peki yani biz benim. Şimdi bu yemekleri yiyelim. Aynen. Evet dün hak yedim. Size eline sağlık. Hak yedim. Size 4 vererek hak yedim. Keşke 3 verseydim. Çok yanılıyorsunuz. O zaman gerçekten yani yatacak yerin yok. Ben o yok, kadar söylüyorum. Benim yatacak herhalde. Çok yerim var. Hakikaten. Merak etmeyin. Öyle ben nereye şey gitsem yok. Yatarım. Ben yatarsınız evet, evet. Sizde yatarım. Öyle bir genişlik var. Sizde geçelim. Bir genişlik var. Şey yaparsınız. Evet. Doğru. Tuba Hanım vermiş olduğu ve konuşmuş olduğu puanlamalar konusunda bence haklıydı. Çünkü Tuba Hanım çiğ yufkadan yani hazır yufkadan çiğ bir börek ki çıkarmaması gereken bir böreği önümüze çıkardı. Aslında bence hepimiz belki de 3 verecektik ama hadi emek var dedik. Saygı duyduk. Bence o yüzden Batuhan orada haklıydı söyleminde. Ben dün gece eve gittikten sonra biraz düşündüm. İnci Hanım'a da 4 verdim, ona da 4 verdim. Keşke 3 verseydim. Ezmeyi yemeden önce acı olduğunu dikkatli alarak yedim. Çok fazla, keşke daha, evet. Çok fazla evet. Büyükçe yemeyin olur mu? Sağ ol. Hangi yazılar? Ezme? Ocak pişmiş başına geldi, değil ezme. Mi Yakup Bey bugün? Ocak başında. Evet bugün ocak başında. Yandım anam. Yakup Bey yani bu kadar acı koyulur mu ya? Oy. Benim çorbam acı demişlerdi bu daha mı? Yakup Bey bu ne? Ama bak, bu ezmenin özelliği acı olması zaten tabii ki. Doğru da. Evet. Şimdi ağrı var ya. Davetle. Bir çatalı doldurdum. Ben sanırım intikamımı acıyla aldım. Ben severim acılı evet. Ezme. Acı olacağını tahmin ediyordum ve mutlaka. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Bir de bir değişik bir acı. Ne getirdin sen? Evinden, bir şeyinden, memleketinden. Yakup Bey yani. Şefsiniz ya. Bu evet, acı kaç skovil? Onu biliyorum acı. Skovilini söyle bakayım. Kaç skovil? Arkadaşlar acı fazla geldiyse su sizin miydi? Acı fazla geldiyse su bu... Olabilir miyim? Yakup çok ustalıkla savuşturuyor valla. Yaptığınız haksız yorumların acısı olabilir. Başka fazla acı acısını olduğunu düşünmüyorum. Acısını ben yaptım. Benim suçum kabahatimle. Acısını benden de mi çıkarıyorsun ya? Yok çok özür dilerim. Kurumun yanında yaşta. Yanıyor yanıyor. Batuhan diyor ki kaç skovil diyor bunun acısı. Derecesi, acılık derecesi. Bir şef bunu bilir. Sizin, değil mi? Sizin doğru. Benim kızım bilir. Yemek bizim yapmayı bilmediğiniz skovil... kadar acı koydum içine. Yani bayağı koydum. Fazla. Evet. Ne? Sizin yani yemek yapmayı bilmediğiniz kadar. Yarın görürsünüz. O kadar çok şey bilmiyorsunuz. Yarın size lezzet şöleni yaşatacağım evet. Yakup Bey. İnşallah. Size. Merakla bekliyorum. Ben sizin yemeğinizi çok neden merak kadar, ediyorum. Hakikaten beklentiyi Zuhal Hanım o kadar yüksek tutuyor ki Batuhan. Çünkü inanılmaz böyle farklı inanılmaz. Ya ben sizi anlamıyorum. Siz hala dün sonra nasıl konuşabilirsiniz? Ya ne demek ki? Ne demek konuşuyor? Tabii ki konuşacağım. Siz kendiniz konuşuyorsunuz. Hazır çiğ şimdi, börek geldi önümüze. Elimize sadece bir malzeme verdi. Onun haricindekileri konuşmayalım bence. Konuşsunlar da öyle konuşunca. Ya ama bence. Konuşabileceğiniz zaten bir tek o var. Geri kalanını da konuşamazsın. Muhallebiyi bile getiremedi. Meyveli muhallebi. Muhallebi değildi, Magnolia'ydı. Olabilir, ay, olabilir. Olabilir bundan ama yani sizin ben gerçekten gününüzü merak ediyorum. Kendi baya bir reyal. Ben de çok merak sinüslerim açıldı, iyi geldi. Peçete uzatayım mı? Var, sağ ol. Merak edeceksiniz tabii. Tabii merak ediyorum yani. Peki. Evet. Hadi gel otur Yakup. Merak etme. Umarım sırlar yarın dökülür diye düşünüyorum. Bakacağız. Bakalım.